devamlı meclise geliyor. O zamanlar iktidar partisi CHP malum. CHP'nin başında da İsmet İnönü var. Muhalefet partisi o zaman Demokrat Parti, Demokrat Parti'nin başında da Celal Bayar bulunuyor. Dolayısıyla Demokrat Parti iktidarı sıkıştırıyor. Beyaz tren, Atatürk'ün beyaz treni ve savanına satılsın masraflı. CHP de hayır, bu Atatürk'ün mirasıdır. Biz bunu sattırmayız şeklinde devamlı bir münakaşa var. Hı. En sonunda da 1948 yılında geldiğinde yine bütçe görüşmelerinde yine sıkıştırıyor şeyi de Demokrat Parti iktidarı bunu illa satalım şeklinde. Ama çok enteresan bir durum var. Şimdi CHP'nin başında İnönü, CHP satılmasın diyor ama İnönü daha 38'de Atatürk öldüğü günün ertesi satmak istiyor. Yani savranından kurtulmak istiyor İnönü bir şekilde. Ama partisi savranayı tutmak istiyor. Öbür tarafta Demokrat Parti savrana satılsın diyor ama partinin başında olan Celal Bayar yatı çok seviyor. Kesinlikle satılmasını istemiyor ama ikisi de farklı durmak durumunda yani pozisyonlar. O kadar ilginç ki. Hakikaten ilginç. Şimdi, yani liderlerle partilerin durumu tam 180 derece farklı. Zıt. Şimdi şöyle, kim aldı bu yatı eleştirileri üzerine söz alan Celal Bayar, aziz arkadaşlar yatın hangi zamanda alındığını bazı arkadaşlarımızın sormakta olduğunu işittim. Bunun ne mana ifade etmekte olduğunu anlamakta güçlük yoktur. Yat, benim teşkil ettiğim kabinenin vazife gördüğü sırada Büyük Millet Meclisi'nden bir kanun çıkmak suretiyle alınmıştır. Şimdi bu kararı iştirak eden zevatın mühim bir kısmını da halen karşımda görmekteyim diye bir açıklama yapıyor ve yatın satın alınma nedeni ilk ağızdan şöyle anlatıyor. Yat niçin alınmıştır? Ertuğrul yatı vazife göremeyecek bir vaziyetteydi. Az önce de anlattığınız. Sefer emniyeti içinde bulunmadığı da salahiyetli kimseler tarafından katiyetle söyleniyordu. Atatürk hastaydı. Son demlerini yaşadığı mutahassısları tarafından hissolunmaktaydı ve nihayet gizli işte kulaktan kulağa vehim bir durum karşısında olduğumuz ifade. Atatürk'ün maalesef işte ömrünün neredeyse sonuna geliyoruz gibi bir hissiyat ve zaten doktorların da deniz havası iyi gelir bir yat almak fikri böyle çıkmıştı diye az önce anlattığınız mesele. Yani Atatürk hayatını ancak deniz havası almakla kurtaracağını mümkün görmekte, öyle zannetmekteydi. Doktorlar da böyle söylüyormuş. Sonra Savarona yatının alınması bütün meclis tarafından ve benim kabinemce karar altına alınmıştır. Ben bu vazifeyi yaptığımdan dolayı ancak manevi zevk duymaktayım. Yat ucuz alınmıştır. Sizin az önce söylediğiniz ne dediyse 7 milyon dolar verilecekken 1 milyona. Ve bugün de içerisindeki kıymetli eşya parça parça satıldığı takdirde bedeline tekabül edecek derecede bize bir meblağ temin edebilir. Ama Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'ın duyguları o çok enteresan, o çok tabii. Dokunaklı. Bolu Milletvekili de artık dayanamıyor. Arkadaşlar diyor, kürsüye çıkıyor. Ben diyor utanıyorum diyor. Atatürk'le ilgili, Atatürk'ün yadigarının satılmasını burada bu kürsüde, bu meclis çatısı altında konuşmaktan ben hicap duyuyorum diyor. Gerekirse diyor biz bu yatın ağırlığınca altın gerekiyorsa diyor gömleğimizi satarız, canımızı veririz. Biz bu yatı yine de sattırmayız diyor. Ve zaten İhsan Yalçın'ın bu sözünden sonra bir daha da meclis gündemine savunanın satılması gündeme gelmiyor. Bu da oldukça enteresan bir bilgidir. Hakikaten o anda işte Atatürk'e sevgi diyeyim, savunanaya olan bağlılık diyeyim. Tabii. Ve daha sonra tabii en sonunda 1951'de Celal Bayar çok akıllı diyeyim, güzel bir taktikle deniz kuvvetlerine veriyor gemiyi. Ne oluyor? Bu sefer artık hükümetin şeyinde değil, deniz kuvvetlerine. Okul gemisi olarak, okul gemisi olarak, eğitim gemisi olarak. Fark etmiyor. Celal Bayar orada en çok yine okul gemisi ama Celal Bayar okul gemisinin gezilerinin hemen hemen hepsine katılıyor. İşte Pakistan'a gidiyor, Yunanistan'a gidiyor, Yugoslavya'ya gidiyor, her yere gidiyor zaten. Ve o zaman ilk hatta katıldığında, ilk geziye katıldığında Savarana komutanına şunu diyor. Bakın diyor, ne iyi yaptık da bu gemiyi deniz kuvvetlerine verdik. İşte şimdi diyor asıl yerini buldu diyor. Asıl görevini bundan sonra görecek diyor. Yani Celal Bey'in oradaki söylediği sözler hakikaten doğru. İşte şimdi yerini buldu. Layıkıyla görevini yapacaktır bu gemi diyor. O bizim için bugünlere kadar aslında getiren bir sözdür. Bugünden sonra da işte yine Celal Bayar gördüğünüz gibi. Peki hocam, okul gemisi olunca yani ne yapılıyor? Orada çocuklar şöyle, eğitim mi alıyor? Şöyle tabii onlar da biraz bahsedeyim.
okul gemisi oldu 1951 ne oluyor? Heh. Şimdi deniz lisesi, deniz harp okulu, astsubay okulları hatta akademiler, kurmay öğrenciler biz bu gemide staja çıkardık. Yani bu gemiye gider, güvertesini temizler, tuvaletlerini temizler, her türlü bir erin, astsubayın ve subayın yapması gereken görevlerin hepsini bu gemide yapardık. Sonuçta o görevi bilerek doğrudan siz eğer yapmazsanız ileride yetkili makamlara geldiğinizde gereği şekilde nasıl yapıldığını kendiniz bilmezseniz anlatamazsınız. Ne askere ne astsubaya söyleyemezsiniz. Dolayısıyla bu çok önemli bir husus. Diğer önemlisi yurt dışında temsil. 1951'den 1986'ya kadar bu gemi 27 ülkenin limanlarını ziyaret etti. Bakın 1951'den bahsediyoruz. 51'de yurt dışına kim gidebiliyordu Türkiye'de? 51-52 böyle bir olanak yok. Döviz zaten yok ama denizciler dış limanlara gidiyorlar. Türk'ü temsil ediyorlar. Örneğin İsveç'e gidiliyor. O zaman 90 tane Deniz Harp Okulu öğrencisi İsveç Sarayı balo veriyor. 90 tane İsveçli kız geliyor. Bizimkilerle birlikte dans ediyorlar. Yani bunlar 1900 düşünün 60'lar, 70'ler, 50'ler çok büyük olaylar. Siz gidiyorsunuz Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Türk denizcisini, askeri temsil ediyorsunuz. Ve o dönemlerde Türkiye'nin hiçbir şeyi bulunmadı. 1950'ler, 60'lar hiçbir şey yok. Gidiyorsunuz o ülkeleri görüyorsunuz. Büyük bir kültür. Oradaki kültürü görüyorsunuz. Ondan sonra ülkenize kıyaslıyorsunuz. Ülkenize geldiğinizde orada iyi gördüklerinizi burada yapmaya çalışıyorsunuz. Bunlar oldukça önemli birikimler ve bu deniz bakım güverteyi temizliyoruz ve bunlar biz işte harp okulu öğrencileri, lise öğrencileri sabahtan akşama kadar o gemide her türlü eğitim yapıyor. Bu ilk personeli. Yani İngiltere'ye giden Savonarola'nın ilk personeli bunlar. Oldukça tarihi bir fotoğraftır. Başka da bu fotoğraftan yok zaten. Tek bir fotoğraftır.